Sevgili seyirciler, biliyorsunuz 8. etapta sizlere zaman zaman araç bakımlarından bahsediyoruz. Neden bunlardan bahsediyoruz? Öncelikle sizi bilgilendirmek ve güvenliğinizi düşündüğümüz için bu bilgileri sizlere aktarıyoruz. Bu arada tabii ki bütçenizi de düşünüyoruz. Bu bakımları yaptırdığınız takdirde bütçeniz daha az zarar görüyor. Bakımları yaptırmazsanız biliyorsunuz aracınızda arıza meydana geldiğinde büyük rakamlara ulaşabiliyor bu arızalar. Yaza girerken yaz, kışa girerken kış bakımlarından bahsediyoruz. Önümüz yaz, artık aracımızın yaz bakımını yaptırmanın vakti neredeyse geldi de geçiyor bile. Özellikle uzun yola çıkacaklar. Yaz bakımlarını yaptırmadan lütfen uzun yola çıkmasınlar. Çünkü uzun yola çıktıkları takdirde kendilerini eğer bakım yaptırmazlarsa birçok sıkıntının karşılaması olası. Yaz bakımları derken nelerden bahsediyoruz? Bunları anlatmak için de size otopratiğe geldik. Bora Gündemir yanımızda. Evet Bora, yaz bakımları diyoruz ama yaz bakımları neleri içeriyor, neler yapıyorsunuz burada? Şimdi buraya müşterimiz geliyor, müşterimizi bekleme salonuna alıyoruz ve aracın servisi alıyoruz. Lastikler, hava filtresi, polen filtresi, klima gazı, yağ bakımı, yağ seviyesi, bu şekilde bir kontrolünü yapıyoruz. Bu kontroller toplam yaklaşık 20 dakika sürüyor. 20 dakika sonra müşterimize ne eksikse, B kayışında çatlaklık varsa bunları kontrol edip müşterimize bilgi veriyoruz. Müşteriye bilgi veriyorsunuz. Evet. O da bu parçalar değişsin derse değiştiriyoruz. Peki istersen biraz bunları açalım. Motor yağı, fren hidroliği, evet, fren diskleri, fren balataları. Biraz bize bunlardan bahseder misin? Neden önemli? Nelere bakıyorsunuz? Ölçüler ne olmalı? Motor yağını yaklaşık her 10 binde bir değiştiriyoruz. Motor yağın seviyesini kontrol ediyoruz. Motor yağın özelliğini kontrol ediyoruz. Bu şekilde bir periyodik bakım yapıyoruz burada. Hidroliğini kontrol ediyoruz. Fren balatanı kontrol ediyoruz. Dikslerde aşınma var mı? Özellikle onlara kontrol ediyoruz. Çünkü müşterimizin uzun yola gideceği için temkinli, yani daha düzgün gitmesini sağlıyoruz. Kayışlar hakkında neler söyleyeceksin? Kaç tane kayışa bakıyorsunuz burada? Burada aracın üstünde yaklaşık 3 tane kayış vardır. V kayışı, direksiyon kayışı ve trigger kayışı. Trigger kayışı bunlardan daha önemlidir. Bunların hepsinin kontrolünü yapıyoruz. Ufak bir çatlama veya herhangi bir pütürleşme varsa bunu müşterimize söyleyip temin edip takıyoruz. Gelelim lastiklere. Aracın yerle temasını sağlayan en önemli unsur lastikler. Evet. Lastiklerle ilgili nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Lastiklerle ilgili şu şekilde bir çalışmamı yapıyoruz. Lastiklerin normalde fabrikadan çıkış seviyesi 8 milimetredir. Lastikleri burada 5 milimetre kadar ölçüyoruz. Bunları eğer lastiklerde aşınma varsa ön arka yapıp rotunu balansını yapıp müşterimizi daha huzurlu bir şekilde yola çıkartıyoruz. Eğer 5 milimetrenin altındaysa lastikler, ne tavsiye ediyorsunuz? Bunları değiştirmesini öneriyoruz. Nitrojenin ne gibi bir faydası var? Nitrojenin lastikte şu şekilde bir faydası var. Lastikte korozyonu önler. Lastiğin ısınmasını önler. Ve lastiğin hava basıncını sabit kalmasını sağlar. Evet, yani bunu da aracımıza yaptırırsak faydalı diyorsun. Tabii, doğrudur. Lastik basınçlarımız tamam, lastik diş derinliklerimiz tamam, evet, kayışlarımız tamam. Evet. Gelelim biraz da klimadan bahsedelim istersen. Evet. Çünkü yazın en çok kullanılan donanımlardan bir tanesi de araçlarda klimalar. Evet. Klimaya nasıl bir bakım yapıyorsunuz? Klimaya şu şekilde bir bakım yapıyoruz. Bizim burada klima kendimiz makinesi vardır. Klima basınçlarını, klima gazını, klima kaçağını her şekilde kontrol ediyor. Detaylı bir şekilde. Ve klima gazında yoksa bunu klima makinesiyle basıyoruz. Ayrıca şuna dikkat ediyoruz. Polen filtresi, aracın içindeki olan temiz havayı, içerideki havayı devir daim eden polen filtresi vardır araçta. Bunları kontrol edip, ki bunlar da tamamen pis oluyor, bunları değiştiriyoruz. Peki hava filtresi ve polen filtresine bakacak olursak bunların değişmesinin ne gibi bir faydası var? Hava filtresi aracın en önemlisi yakışında çok önemlidir ve çekişinde. Yani hava filtresi tıkalı olsun, aracınız çekmez ve çok yakar. Polen filtresi de aracın içindeki temiz havayı sağlar. Temiz hava alıp vermemizi sağlar. Yani dışarıdaki pis bakteriler, toz, onların yaprakları, onların girmesini önlüyor. Evet. Bunlar da yapıldı. Peki başka neler yapıyorsunuz araca? Yağlarına baktınız, filtrelerine baktınız, frenlerine baktınız. Far ayarlarına bakıyoruz. Tabii gece özellikle müşterilerimiz yola gittiğinden dolayı far ayarları çok bozuk oluyor. Genelde göstermemiş olabiliyorlar. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Önünü düzgün görsün diye gece özellikle. Bu şekilde bir ampullerini kontrol ediyoruz. Far ayarlarını yapıyoruz.
bu şekilde bir kontrollerimizi yapıyoruz. Bu arada ilk kontrol ve ilk tespitler ücretsiz sanırım. Doğrudur, doğrudur. Yani dediğim gibi, başta dediğim gibi yaklaşık bir 20 dakika sürüyor. Bu kontrollerimizin hepsi otopratikte ücretsiz olarak yapılıyor. Peki bu yaptığınız işlemlere nasıl bir garanti veriyorsunuz? Çünkü herkes yetkili servisi tercih eder genelde. Evet. Ve özellikle de garanti süresi bittikten sonra artık dışarı gitmeye başlar araçlar ama bazen bakıyoruz garanti süresi dolmamış araçlar da bu tip yerlere gelebiliyor. Evet. Siz nasıl bir garanti uyguluyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim size, bizim burada yapmış olduğumuz işlem, vermiş olduğumuz performanstan dolayı bu şekilde bir garanti verebiliriz. Yani sonuçta burası bir otopratik, otopratik hizmetini veriyoruz. Bunu da müşterimiz en memnun olacağı şekilde gönderdiğimizden dolayı müşterimizin bizi tercih edeceğine inanıyorum. Otopratik'te ne gibi hizmetler mevcut? Mağazamızda otokuaför hizmetleri, lastik, çant ve akü satışımız, ses ve görüntü sistemleri, modifiye sistemleri mevcut. Bu konuda bütün araç sahiplerimiz mağazamızdan destek alabilirler. Ayrıca bir konu önemli bizim için. Araç sahipleri lastik değerlerini ölçtürmeli ve lastik diş ölçülerini ölçtürmeli. Bu konuda dikkat etmeli çünkü aracın yere basan en önemli unsuru lastik olduğundan bu konularda sürücüler destek almalı bizden. Gerekiyorsa lastiklerini değiştirmeli. Bu hem yakıt tasarrufu sağlayacaktır sürücülerimize hem de daha konforlu ve daha güvenli hareket etmelerine etki edecektir. Yani burası sadece bir araç bakım tamir atölyesi olarak değil, aynı zamanda aksesuarların da bulunduğu bir yer. Evet. Yani araç sahipleri buraya geldiklerinde hem çok keyifli bir zaman geçireceklerdir servis hizmetlerini beklerken hem de araçlarında bütün eksiklikleri tamamlayacaklardır.